Evet, merhaba arkadaşlar. Tarık Hoca ile yine berabersiniz. Şimdi bu ders ne yapacağız? Bana sorulan bazı ekler var. Ya hocam, bu M2 iyelik midir, şahıs mıdır? İn2 iyelik midir, şahıs mıdır, tamlayan mıdır? İ2 hal eki midir, iyelik midir, nedir? Şimdi arkadaşlar bu ders biz bu eklerin görevlerini göreceğiz. İlk olarak M2 ya da İm2 dediğimiz arkadaşlar ekle başlayalım. Şimdi Türkçe'de 4 tane M dediğimiz yani im dediğimiz ek var. İyelik eki var. Bakın iyelik eki var. Ek eylem var. Şahıs var. Ve yapım eki var. Şimdi biz bunu nasıl ayıracağız arkadaşlar? M ekine şuradaki M ekine arkadaşlar siz iyelik diyorsanız benim sözcüğü gelecek. Örnek hemen yanına bir örnek yazmışım. Demişim ki arabam yine bozuldu. Şimdi ben diyorum ki buradaki M ne olabilir? Ne olabilir arkadaşlar? Şuraya benim sözcüğünü getirelim, yazalım. Benim arabam diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu ne olacak arkadaşlar? İyilik olacak. Yöntem çok basit. Yöntem neymiş? Benim sözcüğü arkadaşlar. Hocam şahıs olan M var. Bunu nasıl anlayacağız arkadaşlar? Bu sefer de ben sözcüğünü getireceğiz. Ve arkadaşlar M eki fiile gelecek. Bakın burada iki tane özellik var. Beni kullanacaksınız, ben zamiri kullanacaksınız ve fiile gelecek. Şimdi gelmek fiil değil mi arkadaşlar? Bakın gelmek fiil. Kim geldi? Ben geldim. Bakın bu sefer neyi kullandık? Bu sefer de ben ifadesini kullandık. Ben geldim. Fiile geldi ve ne yaptık? Ben ifadesini kullandık. Bu sefer ne oldu? Bu sefer şahıs oldu arkadaşlar. Hocam M'nin ek eylem. Bana bu çok soru. Hocam bu M nasıl ek eylem oluyor? Bu sefer de arkadaşlar bakın yüklemde olacak. Bakın yüklemde olacak. Fakat isme gelecek. Yakın ben zamiri yine kullanacağız. Hocam fiilde de ben var. Ek eylemde de ben zamiri var. Farkı ne? Fiildeki ben şahsı, isimdeki ben ek eylemi verir. Hocam ne demek istiyorsunuz siz? Hastayım. Kim? Ben. Bakın beni getirdik, değil mi? Beni getirdik. Burada da ben gelmişti. Burada da ben var. Farkı ne arkadaşlar? Buradaki ben hasta. Yani isme gelmiş arkadaşlar. Ben hastayım. Yükleme gelmiş. Zaten bakın ek eylem. Ek eylemin özelliği neydi? Yüklem olması değil mi arkadaşlar? Yükleme gelmesi. Tekrarlıyorum. Hem şahısta beni kullanıyoruz. Hem de ek eylemde beni kullanıyoruz. İpucu olarak. Hocam farkı ne? Şahıstaki ben fiile geliyor. Gelmekten geldim. Ben geldim. Ek eylemdeki ben isme gelir. Hasta isim ben hastayım arkadaşlar. Geniş zamanda bir çekimleme olarak karşımıza çıkıyor. Bir de M ekinin yapım eki olarak kullanımı var arkadaşlar. Yapım eki nasıl yapım eki? Fiilden isim yapım eki olarak kullanımı var. Burada bir örnek var. Bilmek fiil kökü değil mi arkadaşlar? Bakın bilmek fiil kökü. Peki ben ne yaptım? Bilmekten bilim yaptım. Yani fiilden isim yeni bir anlam kazandırmış oldum arkadaşlar. Bu arada M ile ilgili daha önce ÖSYM soru sormuş. Onunla ilgili de bir soru çözeriz. Şimdi arkadaşlar burada yine bir TH bilgisiyle beraberiz. Bakın bir TH bilgisiyle beraberiz. Öğrenciler bana çok soruyor. Hocam benim ve bizim sözcüklerindeki im ekleri iyelik midir? Nedir hocam? Bunlar iyelik falan değil arkadaşlar. Buradaki im aslında tamlayan ekidir. Yani in ekinin dönüşmüş hali. Tamlayan eki in ekinin ime dönüşmüş halidir. Bakın bu bir Tarık Hoca bilgisi. Buna dikkat edin. Benim ve bizim sözcüklerindeki imler iyelik eki falan değil. Tamlayan eki in olan tamlayan ekinin ime dönüşmüş halidir arkadaşlar. Ya ne diyeceksiniz? Hocam benimdeki im, bizimdeki im ne olacak? Tamlayan. Tamlayan olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yine bana sorulan başka bir ek. İn eki yani daha doğrusu ne diyebiliriz? İn ya da ne eki? Bana çok soruluyor. Hocam iyelik midir, şahıs mıdır, fiilden isim midir, tamlayan mıdır? Nasıl bulacağız? Arkadaşlar iyelik olması için senin sözcüğü. Sözlerin onu çok kırdık. Kimin sözleri? Bakın senin sözlerin. Ne oldu? İyilik oldu. Hocam şahıs olması için yani ının şahıs olması için bazen de emir olarak da sorulabilir. Emir ya da şahıs olarak sorulur arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Sen ya da sizi kullanacaksınız. Tüm olanları bir bir anlatın. Şimdi ne yaptı? Siz anlatın. Bu sefer ne yaptık arkadaşlar? Bakın burada ne yaptık? Emir olarak kullandık. Emir kipi olarak kullandık. Değil mi? Emir kipi olarak karşımıza çıktı. Sen ya da siz çalıştın. Kim? Sen. Mesela eğer ifademiz çalıştın olsaydı sen konulara çalıştın. Buradaki ne yine arkadaşlar ne olacak? Bir
şahıs eki olarak karşımıza çıkacak. Siz olarak kullanırsak ne olacak? Emir kipi olarak karşımıza çıkacak. Emir eki olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Hocam tamlayan ekinde ne yapacağız? Tamlayan ekinde ının tamlayan olmasında neyin ve kimin sorusunu çözeceğiz. Hocam ne demek istiyorsunuz? Arabanın tekerinde çivi izleri var. Arkadaşlar neyin tekeri? Arabanın tekeri. Buradaki ın arkadaşlar, bakın buradaki ın nedir? Neyin sorusunun cevabıdır ve tamlayan ekidir. Buna dikkat edin. Şimdi yöntem neydi? İyilikte senin sözcüğünü götürüyoruz. Sözlerin onu çok kırdı. Kimin? Senin. Şahıs ya da emirde ne getiriyoruz? Sen ve siz fiile geliyor. Tüm olanları bir bir anlatın. Kim? Siz. Emir kipi. Çalıştın. Kim? Sen. Şahıs eki arkadaşlar. Bakın sen ve sizi kullanıyoruz. Şahıs ve emirde. Tamlayanda ne yapıyoruz? Neyin ve kimin ifadesini kullanıyoruz. Arabanın tekerinde. Neyin tekerinde? Arabanın tekerinde arkadaşlar. Buradaki ın nedir? Bir tamlayan eki. Hocam fiilden isim. Bu sefer ne yapacağız? Yeni bir anlam kazandırmış mı, kazandırmamış mı? Gazetemiz yayını durdurdu. Bakın yaymak bir fiil köküdür. Bakın yaymak bir fiil köküdür. Yayın, buradaki ın in nedir? Fiilden isim yapan bir ek olarak karşımıza çıkıyor. Yeni bir anlam kazandırdı ve fiilden isim yaptı. Bakın ın eki için ne diyoruz? Ya da ne için ne diyoruz? İyilik eki olan ne var? Şahıs ya da emir kipi olan ın in yani ne var? Tamlayan eki olan ın in var. Bir de fiilden isim yapan ın in eki var arkadaşlar. Bununla da ilgili yine çıkmış bir soru var. Arkadaşlar bunlara dikkat ediyoruz. Yine öğrencilerim bana çok sordu. Bir başka ek. Bu ı eki arkadaşlar. Yani bu hocam iyilik midir, belirtme midir, yapım eki midir? Herhalde aralarında en fazla sorunun sorulduğu ek ı eki. Peki nasıl çıkacağız bu işin içerisinden? Nasıl çıkacağız? Arkadaşlar siz ı'ya iyilik diyorsanız onun sözcüğünü kullanacaksınız. Eldiveni az önce yırtıldı. Arkadaşlar kimin eldiveni yırtıldı? Onun eldiveni. Siz eğer onun ifadesini getirebiliyorsanız ne olacak bu? İyilik eki olacak arkadaşlar. Hocam belirtme hali. Belirtme halinde neyi kimi sorusu karşımıza çıkacak. Yani bir nesne olarak kullanacağız bunu biz. Dışarı attı. Neyi dışarı attı? Çöpü dışarı attı. Arkadaşlar buradaki ifade neyi ve kimi sorusuna cevap verdiği için ismin iyi hali, belirtme hali arkadaşlar. Türkçe'de unutmayın, ismin iyi hali bize neyi verirdi? Nesneyi verirdi. Hatta nasıl nesne? Belirtili nesneyi verirdi arkadaşlar. Bir şey daha söyleyeyim. Belirtme hali neyi kimi bizim için bir ipucu. Şunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela onun sözcüğünü getirin. Kapıdaki onun çöpü dışarı attı. Ha, olmuyor değil mi arkadaşlar? Onun sözcüğünü getiremiyoruz. Zaten ne oluyor otomatik olarak? Belirtme oluyor. Onun sözcüğünü getirirseniz iyilik. Onun sözcüğünü getirmezseniz belirtme eki arkadaşlar. Bunu da hemen söyleyeyim. Bir de ı yapma eki var arkadaşlar. Fiilden isim yapan. Bakın kazmak. Şimdi kazmak nedir arkadaşlar? Kazmak bir fiildir. Peki kazmaktan kazı dediğimiz zaman ne yaptık? Fiilden isim bir yapım eki olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Şimdi ben bu 3 eki niye anlattım? ÖSYM bu 3 ekle ilgili farklı yıllarda sorular sormuş. Şöyle bir soru çözelim mi ne dersiniz? Şöyle bir tane soru çözelim. Şimdi bir ÖSYM sorusu olarak karşımıza çıkmış. Demiş ki 6 çizili sözcük sözcükteki ek, bakın ek, İşlevi yönünden farklıdır demiş. Yani işlev farklı derken, görev farklı derken az önce yaptığımız mesele, yani iyilik midir, şahıs mıdır, yapım eki midir onu soruyor arkadaşlar. Şimdi burada ben onarım işleriyle diyor. Onarım var şurada. Doğum ilanı. Bu yemekleri içim kaldırmıyor. Bu soğuklar verim düşüklüğüne yol açıyor. Pancar söküm zamanı. Şimdi arkadaşlar hepsinde M eki var. Burada acaba ne olabilir? Şimdi onarmak fiil kökü. Onarmaktan onarım. Ha hocam yeni bir anlam kattı. Ne olacak? Buradaki fiilden isim yapma eki arkadaşlar. Doğmaktan doğum. Fiilden isim yapma eki arkadaşlar. Soğuklar verim düşüklüğü. Vermekten verim. Fiilden isim arkadaşlar. Sökmekten söküm. Fiilden isim arkadaşlar. Peki bu yemekleri içim kaldırmıyor. Şuraya benim sözcüğünü getirelim mi? Benim içim kaldırmıyor. Buradaki M ne olacak arkadaşlar? Buradaki M iyilik eki olacak. Bakın diğerlerinden farklı. Cevabımız ne olacak? Cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar.
Evet, bir de soru çözdük. Sonra demeyin Tarık Hoca soru çözmedi diye. Videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bu güzel videoların devam etmesini istiyorsanız Tarık Hoca'nın kanalına abone oluyorsunuz. Tarık Hoca'yı üzmüyorsunuz. Bildirim zillerini açıyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.